Merhaba arkadaşlar. Bugün gard nasıl alınır onu göstereceğiz sizlere. 3 farklı gard vardı. Kickbox gardı, Muay Thai gardı ve box gardı. Gard stilini normalde birbirlerine çok benzerler ama aralarında çok ince nüanslar vardır. Bugün sizlere onları göstereceğiz. Musa hocam box gardını, ben Muay Thai gardını, Koray hocam da kickbox gardını gösterecek. Bakalım gardlar arasındaki farklılıklar nelermiş, hep beraber görelim. Kickbox, Muay Thai ve boksun temel gardları birbirlerine benzemekte, fakat boksu ayıran nokta, en temel nokta, diz ve tekme alma riskinin olmadığı için fendleri ve eskilleri daha rahat bir şekilde kullanabilmendir. Bu da boksun oyun stilini oluşturur, öyle söyleyeyim. Burada temel mantık biraz da omuzları çeneyi abluk altına alacak şekilde öne doğru getirmen ve rahat bir şekilde eskilere, fendlere girebilmen. Kickboxta temel duruşta öncelikle ayağımı bir adım sağa sonra geriye alıyorum. Vücudumu dik tutuyorum. Gardımı aldığım zaman sol elim biraz daha önde sağ elime göre. Dirseklerim kesinlikle kapalı ve vücudum düz bir şekilde duruyor. Bunun sebebi ise kickboxta yumruk ve tekme kombinasyonlarımızı kullandığımız zaman bunlar birbirine bağlantılı olduğu için önce yumruğumu attığım zaman tekmemi daha rahat kullanabilmem için gardımın bu şekilde durması gerekiyor, vücudumun düz durması gerekiyor. Çünkü kickboxta yumruk ve tekmeler bağlantılıdır. Bunu vücuduma daha iyi yatkın yapabilmek için gard duruşumun düz ve dirseklerimin kesinlikle kapalı durması gerekiyor. Muay Thai gardında face stili çok önemlidir arkadaşlar. Muay Thai'deki asıl amaç ellerimiz önde, ön ayağımız sürekli hareketli olacak şekilde. Burada ön ayağımızın hareketli olma sebebi genel darbeyi ekarte etmek için direkt ön ayak kullanılır. Ellerimizin açık olma sebebi clinch'e girdiğimizde, yani boğuşmaya girdiğimizde kafayı içeriye çekmek ya da gelen darbeyi kaçıp dirsek atmak. Dirseklerimizi daha rahat kullanmak için eller önde durur. Ön ayağımızda her zaman daha çok hareketli olur. Asıl stil, Thai stili budur arkadaşlar. Biz size gard alırken temel özellikleri gösterdik arkadaşlar. Herkesin farklı stili olabilir. Kickbox'ta, boks'ta ve Muay Thai'da da. İlla bizim gösterdiğimiz şekilde gard alacaksınız diye bir şey yok. Herkesin stil farklılığı vardır. Boks'ta mesela hocam. Yani boks'ta tabii elleri yukarıda döşenler de var, aşağıda döşenler de var. Bu tamamen sporcunun oyun kurma stiliyle alakalı. Evet, kickboxta hocam. Hocam kickboxta da ring ve tatami olmadığı iki branş vardır. Aslında ring branşlarında kişiler daha çok kapalı ve daha sağlam dövüşürken tatami branşında biraz daha yumuşak. Light vuruşlar olduğu için eller aşağıda ve daha çok hareketli olarak dövüşüyorlar. Evet, yani kickbox branşında ring ve tatami sporları var. Hepsinde ringde kafir, low kick, full contact var. Tatami'de kick, light, light contact dediğimiz branşlar var. Dediğim gibi ring sporlarında, hocamın da dediği gibi ring sporlarında biraz daha kapalı ve düz, tatami sporlarında daha hareketli. Box stilinde de hocamın dediği gibi herkesin kendi öz stili var. Meyvedev'in stili var, en geçerli Muhammed'in stili vardır hocam. Biraz daha ayak hareketlerin daha çok oldu. Muay Thai stilinde de çok bir, dediğim gibi Thai stili daha çok geçerlidir. Zaten bu işin babası da Thai'lerdir. Daha çok dik durup, eller önde ve ön ayağımız daha çok hareketli bir şekilde düştü. Ama dedim ya, herkesin kendi öz bir stili vardır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur.